Her tarafta Türk damgası vardır bu coğrafyanın. Ve Doktor Baran olayını biz çok iyi biliyoruz. Doktor Baran'ı hangi amaçla gönderdiğini Apo'nun devlet terörle ve bölücülerle, özellikle siyasi Kürtçülerle mücadele aşamasında propaganda noktasında çok zayıf kaldı. Yetersiz kaldı devlet. Ki bir tırnak içerisinde Dersim'liler fobisi vardır her zaman PKK'nın. ki kültür noktasında, kültürel dokunuş muhafazası noktasında e, Türk kültürünün korunması ile alakalı mevcudiyeti ve ikbali nasıl günler? Evet. E, tabii ki bölgede varlığımızın e, devam etmesi sadece siyasi sayıklara, siyasi kaygılara, siyasi endişelere bağlı değil. Yani biz kendimizi tanımlarken de e, kültürel anlamda e, Türk olarak e, tanımlıyoruz ki biz yani burada tarihe fazla girmek istemiyorum aslında. Türkler olarak eski dünya dediğimiz yapı, Avrupa, Asya ve Afrika'nın toplamında 55 milyon kilometre kare üzerinde yani 3'te 2'si üzerinde 124 tane yanlış hatırlamıyorsam siyasi teşekkül yani devlet, beylik, hanlık, imparatorluk kurmuşuz. Ve bu coğrafyanın bütününü biz zaten Türk kültür havzası olarak tanımlıyoruz. Biz de Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanlar olarak bu kültür havzasının bir parçasıyız. Dolayısıyla ee, tarih bilimi maddi delile bakar. işte nedir? Burada Türkler yaşamış. Bunun delili nedir? Yazılı belgeler, dokümanlar, mimarisi, tarihi eserleri vesaire derken at koşum -tokum takımları, tarım araç gereçleri, mutfak araç gereçleri gibi. Biz e, toprağımızın neresine elimizi vursak Tunceli'yi mesela gelin gezin. Gezmiş birçok tarihçi araştırmacı da burada çalışmalar yapmıştır. İşte koç, mezar taşlarından tutun. Tarihi belgelere, yazılara, ...varıncaya kadar her tarafta Türk damgası vardır bu coğrafyanın. Yani bu coğrafyaya kalkıp şöyle ya da böyle bizim kimliğimizi ve varlığımızı yok sayarak farklı tanımlamalara sürüklenmesi bizi rahatsız ediyor. Yani biz kendi kültürümüzle, inançlarımızla, geleneklerimizle, tarihi yapılarımızla, dokumuzla bu coğrafyanın içerisinde varlığımızı devam ettiriyoruz. tabi bunun belirleyici unsuru, en belirleyici unsuru dilimizin devam etmesi, türkülerimizin devam etmesi... İşte düğünümüzün, cenazemizin, geleneksel yapımızın e, eski motiflerle devam ediyor olması ve bu anlamda e, tabii araştırmaya da muhtaç, e, bakir bir alanız o şekliyle. Fakat bunu kalkıp işte farklı etnik tanımlamalar içerisinde e, tanımlanması, etnik tanımlamaların içerisine yerleştirilmesi bizim için bir rahatsızlık alanıdır. Yani sanki e, hep bölgede yaşayan insanlar böyle... Kürt kültüründen, İran kültüründen veya Arap kültüründen etkilenmiş de sanki biz bölge kültürünün hiçbir yerinde yokmuşuz gibi muamele ediliyor. Hayır biz Orta Doğu coğrafyasının da, İran coğrafyasının da, Fars coğrafyasının da belirleyici unsurlarından bir tanesi olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Dilimizde, kültürümüzde, tarihimizde biz bu coğrafyada varız ve var olmaya devam ediyoruz. Ee, tabii burada Tunceli deyince bir de Alevi kimliği, Alevi konusu ön plana çıkıyor. Ha bunlar Türk kültürüne zarar veren tartışmalar bana göre. Bu benim şahsi düşüncelerimdir. Ha bunlar çatışma alanıdır. Biz kendi kimliğimizle, kendi tarihi geri planımızla bu çatışma alanlarının biraz dışında durmamızda fayda var diye düşünüyoruz. Çünkü bu mesele bizim meselemiz değil. Yani Türk tarihinin meselesi olmuş gibi görünse de Aleviliksinlik meselesi bizim meselemiz değil. Biz böyle bir ayrım bilmiyoruz. Yani kendisini mezhep anlamında, din anlamında nasıl tanımlarsa tanımlasın. E, Türk kimliğini taşıyan ve kendisini doğrudan doğruya Türk tanımlayan e, hiç kimseyle bizim bir sorunumuz yoktur. Olmayacaktır hiçbir zaman. E, tabii bu tarihi unsurlar içerisinde biraz şeye yer vermek gerektiğini düşünüyorum. E, yer adları meselesi, yer adları meselesi. Bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar da yapılmıştır. Yapılmaya da devam ediyor. Ben e, kendi ilçemden örnek vereyim. Tunceli'nin Çemişkezek ilçesi. Size üç tane köy adı sayayım. Hazari köyü, Oğuzlar köyü ve Tatar köyü. Yani şimdi bunun bize düşündürdüğü şey bellidir. Bunlar tesadüfen verilmiş isimler değildir. Bir mensubiyet ve aidiyet düşüncesinin neticesidir. Hatta şöyle bir şey diyeyim. İsim vermemde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Bir gün e, bir haber programında izliyordum. Eski Tarih Kurum Başkanı Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu Hoca bir ifade kullanmıştı ve ben not almıştım bunu arşivlemiştim. İslamiyet öncesi Anadolu'ya gelen e, Hristiyan Türklerin Anadolu'da ilk yerleştikleri yerlerden bir tanesi Tunceli'nin Çemişkede ilçesidir demişti. Ve o bahsettiğim Hazariköy'ü köyü e, rahmetli babamdan dinlemişimdir. Köyün kilisesi yıkılmamıştı diyor babam. Hava giderdik diyor. Köyün içinden geçiyorduk. Kilise yıkılmamıştı. Dış kapısı duruyordu köyün. Ve dış kapısının girişindeki sütunların üzerinde kurt başı vardı ikisinde. Şimdiki gibi diyor fotoğraf makinamız şeyimiz yoktu. Çekemedim diyor. Yalnız e, zihnime çekmiştim resmini o kurt başlarının, kurt motiflerinin. Yani bunu şimdi tesadüf değil. Yusuf Alaçoğlu hocanın e, ifadesiyle e, babamın kendi gözlemlerinden coğrafya içerisinde ki iyi okuyan bir insandı. Hem tarihi hem de günceli iyi okuyan bir insandı. Bunu ifade etmesi ben de şu bana şunu düşündürdü. Yani burası bölgeye yetiş yerleşen Hristiyan Türklerin ilk kurdukları köylerden bir tanesi olabilir diye düşündüm. Ve köyün adının Hazari olması, yani Hazar ait, Hazar kökenli şeklinde olması bir tesadüf değildi. Ve bölge eski Ermeni kayıtlarında, belgelerinde de geçiyor. Onlarda da Hazari köyün ismi. Ermenice bir ismi yok yani. Bu bir aidiyetin, bir mensubiyetin ifadesi olarak benim her zaman dikkatimi çekmiştir. Yani yine aynı şekilde Oğuzlar Köyü, bir Türkmen köyü yani bunu nasıl Şimdi Çemiş gezekte Tunceli'nin dağında oturan bir insan durup dururken niye Oğuzlar ismini alsın? Veya yine aynı coğrafya içerisinde bir köy niye kendisine Tatar ismini versin? Bunlar tabii ki tesadüf şeyler değildir. Coğrafyanın vatanlaşması sürecinde kültürün, dilin ve aidiyet duygusunun, yansıması şeklinde okunmalıdır. Emperyalizm demişken şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Hani erken kalkan bizim ülkemizle ilgili bir harita çiziyor maalesef. Ermeni diyor, bizim Kürt diyor, bizim Öteki Beriki diyor, bizim Batının bir algısı vardır, bir klasik lafı vardır. Anadolu Türklere bırakılmayacak kadar değerlidir bizim için. Evet Batı bu şekilde bakıyor, kurduğu oyunları da bu şekilde kurguluyor ve burada bizim varlığımız. Yok sayılmak suretiyle bölgeyle ilgili planlamalar, işte harita, kadastro işleri yürütülüyor Belleriler tarafından. Bizim bunların hepsine itirazımız var, hepsine direnişimiz var. Biz bunları kabullenen insanlar değiliz. PKK'nın sözde lideri Apo, tırnak içerisinde Dersim'le ilgili politikalarını belirlerken şu ifadeyi kullanmıştır. Dersim'in fethedilmesi, Kürdistan'ın fethedilmesidir. Allah Allah. Yani bu nasıl bir yaklaşımdır? Bir defa dersin mi insanı sosyolojik olarak, tarihi olarak Kürt değildir. Yani Kürt politikası veya siyasi Kürtçüler veya bölücüler için ne anlam taşıyor bilemiyoruz neyi kastettiğini. Aslında biz çok iyi neyi kastettiğini. Fakat bu fetih hiçbir şekilde gerçekleşmemiştir ve gerçekleşmeyecektir de. Buna Tunceli insanı kendisi karşı çıkacaktır. Çünkü sosyoloji buna müsait değildir. Tarih buna müsait değildir. Tunceli insanın tarihi hafızası çok güçlüdür. Yani e, tarihin e, geçmiş e, derinliklerinde yaşanan mezhep e, çatışmaları üzerinden olsun, e, aşiretlerin e, Dersim'le ilgili politikaların üzerinden olsun e, Dersim büyük travmalar yaşamıştır, büyük acılar yaşamış bu anlamda. Ve Kürt siyasetiyle olan ilişkisi e, zorunlu bir birliktelik olarak e, belli dönemler içerisinde gerçekleşmiştir. Ve hiçbir zaman gerçek anlamda bir e, gönüllü birliktelik yaşamamışlardır. PKK'nın bütün bölgede faaliyetlerini yürütürken Tunceli ile ilgili ayrı bir strateji izlemesinin temelinde de bu vardır. Yani Tunceli'yi kontrol altına alamayacaklarını. Mesela şöyle bir örnek vereyim. çözüm açılım dedikleri bir saçma sapan bir uygulama vardı. Bu süreç içerisinde Örgütün, yönetim kadrosunun e, talimatıdır. Bütün bölgedeki e, alanlardan çekilin, yalnız Tunceli'den çekilmeyin demişti. Böyle bir talimat vardı. Ve bunu şöyle gerekçelendirmişlerdi o dönemde. Tunceli'den çekilirseniz bir daha bu bölgeye girmeniz mümkün değil. Bir daha sizi bu bölgeye sokmazlar. Ve 400 tane teröristi, Türkiye'nin her tarafından çekmelerine rağmen 400 teröristi Tunceli topraklarında bıraktılar. Ve çekilmediler buradan. Yani bu Tunceli'nin tabii stratejik önemini... Ve Kürt politikasının e, siyasi Kürtçülerin yani Kürt politikası olarak da demem, siyasi Kürtçülerin bölge politikalarının e, güzel bir örneğiydi aslında. Buna e, Tunceli insanı bir bütün olarak ayrıştırmıyorum alevlilik sünnilik gibi kavramlara girmeksizin Tunceli bir bütün olarak orada yaşayan biz Türkler e, buna müsaade etmedik etmeyeceğiz de hiçbir zaman. Yani Apo'nun 1994'te e, Bingöl 7 sudaki Bahar Konferansı'na gönderdiği mektupları biz biliyoruz. Tunceli ile ilgili stratejisinin ne olduğunu biliyoruz. Tunceli ile ilgili e, yaklaşımını da biliyoruz. İşte, e, Kemalist kültüre sahiplerdir, karargah kültürüne sahiplerdir. Keklik soylulardır gibi işte yani kendi soylarına, kendi nesillerine ihanet ederlermiş gibi ifadelerini biz tarihi kayıtlardan görüyoruz. Ve Tunceli insanı e, PKK'ya göre, siyasi Kürtçülere göre Geçmişte Kürttü, sonradan asimile olarak e, Türkleştiler, tekrar silahların acımasızlığıyla Kürtlüğe evrilmeleri gerekir e, şeklinde ifadeler Apo'nun kendisine aittir. Ve Doktor Baran olayını biz çok iyi biliyoruz. Doktor Baran'ı hangi amaçla gönderdiğini Apo'nun. Tunceli'ye silahların acımasızlığıyla diz çöktürme talimatını Doktor Baran'a verdiğini ve Doktor Baran'ın bölgede başarı olamayınca örgüt tarafından infaz edildiğini de biz iyi biliyoruz. Bunu Tunceli halkı da çok iyi biliyor. Yani sadece bizim gibi kendisini Türk olarak tanımlayan ve Türk milliyetçisi olanlar değil. Bunlar tarihe geçmiş kayıtlardır. Dolayısıyla PKK ile Tunceli halkının hem mezhepsel anlamda hem tarihi anlamda hem sosyolojik anlamda ciddi çelişkileri vardır. Ve örtülü bir savaş vardır aralarında. Ve tarih boyunca da bu şekilde devam etmiştir. Yani şu andaki e, işte HDP'nin Tunceli'den milletvekili çıkarması bir dönem e, belediye başkanlığını kazanması e, kamuoyunu yanıltmasın bu anlamda. Bu gönüllü bir birliktelik değil. Tunceli insanların bu politikalara veya PKK'ya onay verdiği sonucunu çıkarmaz buradan. Dolayısıyla bizim 90'dan sonraki süreçte yaşadığımız acı olaylar var. PKK'nın bölgede neler yaptığını, bölgede yaptığı katliamları, infazları çok iyi biliyoruz. İnsanları nasıl cezalandırdığını, köyleri nasıl yaktırdığını, yaktığını, insanları nasıl katlettiğini, yaylaları yasaklayarak insanlara vergi cezaları, sürgün cezaları uyguladığını. Yani bu çatışmaları biz çok sıcak yaşadık. Yani şimdi kalkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Bizim devletimizi işte faili meçhullerle, infazlarla, şunla bunla suçlayanlar önce kendi dosyalarına, kendi arşivlerine baksınlar. Biz bunları kendi suratlarına çarpmasını biliriz. Bunu sahada da yapmışızdır. Bunu gerektiği zaman bürokrasi içerisinde de, akademi içerisinde de, basın yayın vasıtasıyla da yaparız. Lakin burada devletimizin bazı hataları oldu. Hata derken şunu kastediyorum. Devlet terörle ve bölücülerle özellikle siyasi kürtçülerle mücadele aşamasında propaganda noktasında çok zayıf kaldı, yetersiz kaldı devlet. Propagandayı doğru kurgulayamadı. İşte geçenlerde bir e, gara hadisesi yaşadık. Gara hadisesi yaşadık. Gara hadisesinden sonra örgütün e, yaptığı propagandanın üstüne çıkamadı devletimiz. Biz bunu üzülerek söylüyoruz. Yani devletimizin bu anlamda propaganda eksiği, propaganda aşığı halen daha devam etmektedir. Bunu da iz, e, üzülerek biz izliyoruz. Devlet bunu bastıramadı. Propagandayı doğru kurgulamasının yolu neydi devletin? Ee, bölgedeki Türk varlığını doğru tanımlamasıydı. Bölgedeki Türk varlığını doğru tanımlayamayınca, buradaki Türk kimliğini mobilize edemeyince devlet propaganda konusunda haliyle eksik kaldı. İşte 90'lı yıllarda e, meşhur Ertürk yöndemi yaptığı Anadolu'dan görünüm programları vardı. E, terörle mücadeleyi anlatan. Devlet bunun ötesine geçemedi. Halen daha işte Birileri kalkıp bir şey anlattığı zaman bir örgütçü şu jargonu kullanıyor. Resmi ideoloji devlet ağzı. Biz bunun üstüne çıkamıyoruz bir türlü. Çıkamadık devlet olarak. Ha bunun üzerine çıkmanın yolu neydi? Bölgede Türk varlığını, Türk kimliğini güçlü tutmaktı. İşte halen de orada PKK'lı iş adamları, örgütle iş tutan adamlar yani dağda, kırsal alandaki kamu ihalelerinden faydalanıyorlar. Ekonomik olarak güçlendiler. Niye? Adam Devlete de vergimi veririm diyor. Örgüte de vergimi veririm. Ben işimi yürütmeye bakarım. Zenginleşmeye bakarım. Ama Türklerin böyle bir şey yok. Türk dedi ben acımdan ölürüm dedi. O vergiyi örgüte vermem. Ben örgütün silahının gölgesine gidip iş yapmam dedi. Bıraktı ve fakirleştiler. Bölgeden göçen e, bölgede kalan diyeyim daha doğrusu bölgede kalan Türklerin iki ana dinamiği var. Birinci grup Türkler e, Batıya gidip iş kuracak, ekonomik imkanlara sahip olmayanlar, ekonomik gücü olmayanlar. Orada işte 3-5 dönüm tarlaya 5-10 tane hayvanı tutunarak geçimini çoluk çocuklarının geleceğini, maişetini kurtarmaya çalışanlar. İkinci tip de güçlü bir tarih bilgisine ve bilincine sahip olup burası bizim ataycda toprağımızdır. Ne pahasına olursa olsun öleceğiz. Biz bu bölgeyi terk etmeyeceğiz diyen insanlar. İkisi de çok tehlikelidir. Yani siyasi Kürtçüler ve emperyalistlerin hedefleri e, açısından baktığımız zaman çok tehlikelidir. Ve kimseye ülkesini, vatanını kimseyle böl bölüşmek ve kimseye sahiplendirmek gibi bir düşünce içerisinde değildir. Aynı şekilde e, orada çoluk çocuğunun maişeti için, kendi emeğiyle, kendi variyetiyle, Yaşam mücadelesi veren insanlar da çok tehlikelidir. Elindeki son parça imkan alındığı zaman saldırganlaşırlar, direnirler, mücadele ederler ki bu süreç içerisinde yaşanmıştır. Ama maalesef e, halen daha e, bazı yöneticiler, yönetenler veya siyasi organizasyonlar bu konuları görmezden geliyorlar. Yani Kürt meselesini çözmek isterken Kürt gel masaya otur konuşalım veya Kürt kalk masadan bu iş konuşulmuyor şeklinde bu meseleler çözülmez. Yani Doğu ve Güneydoğu meselesinin çözümü, şunu iddiayla ve ısrarla söylüyorum. Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt meselesi, şu meselesi, bu meselesi adını ne koyarsanız koyun bölgedeki Türklerle çözülür. Bölgede meseleleri çözecek olan bölgenin Türklüğüdür. Bölgedeki Türk kimliğinin korunmasıdır. Yani bizim mücadelemiz ve politikalarımız ve propaganda yöntemlerimiz bunun üzerine oturmalıdır. Türk bölgede güçlendiği zaman siyasi Kürtçülerin alanı daralacaktır bunu 90'lı yıllarda askeri anlamda e, yaşamıştık. Hani askerin bir mücadele konsepti vardı. Nokta hakimiyetine dayalı. Karakolları beklemek, gerisine karışmamak gibi. 94'ten sonraki süreçte bu konsept değişti. Alan hakimiyetine dönüldü. Alan hakimiyeti sonucunda terörle mücadelede ciddi bir başarı sağlandı. Şimdi burada yapılması gereken de budur. Yani alan hakimiyeti Türk kimliği üzerinden kurulmalı, kurgulanmalı ve devletin Türk kimliği üzerinden bölgede bir alan hakimiyeti oluşturması gerekiyor ki mesele çözüme doğru gitsin. Yoksa bu dışarıdan gelen dayatmalarla, yönlendirmelerle, yapay kurgularla, sosyolojiyi ve tarihi yok sayan kurgularla üretilen tırnak içerisinde çözüm, demokratikleşme gibi yöntemlerle çözülmeyecektir. Burada bizim bizim gibi düşünen insanların varlığı devam ettiği zaman meseleler çözülür. Aynı şekilde Alevi kimliği üzerinden de yani bu PKK mücadele yöntemleri içerisinde doğru tanımlanmış bir konu değildir bize göre ki bir tırnak içerisinde Dersimliler fobisi vardır her zaman PKK'nın Dersim bir tehdit olmuştur. Örgütün kuruluş aşamasından itibaren ki Dersimlilerin örgüte katılma süreci de enteresandır. 80 ihtilalinden sonra ayakta başka marksist örgüt kalmayınca farklı örgütlerde faaliyet gösteren Tunceli'li gençler Tunceli gençler Şam'a, Beka'ya giderek e, Marksist bir örgüt olarak düşündükleri PKK üzerinden faaliyetlerini yürütme e, telaşına düşmüşlerdir. Fakat e, 84'ten sonraki süreçte özellikle Semir Kodallı adlı Çetin Güngör'ün e, PKK tarafından infaz edilmesiyle birlikte PKK içerisinde ciddi bir e, Tunceli kıyımı başlamıştır. O az önce bahsettiğimiz e, Aponan e, işte, keklik soylu olmaları, kemalist olmaları, karargah disipline sahip olmaları, ihanete meyilli olmaları olarak tanımladığı Tuncelili gençlere örgüt içinde ciddi bir infazlar furyası başlamıştır. E, bu furyalar sürecinde yüzlerce Tuncelili genç, yani yönetim kadrosunda olan genç öldürülmüştür. Aynı şekilde e, kırsal alanda faaliyet gösteren gençlerin birçoğu da hani yerel ifadeyle taş altı etmek Taşaltı edilmiş ve infaz edilmişlerdir örgüt içerisinde. Ve PKK'nın Tunceli'ye karşı, Tunceli insanına karşı öfkesi hiçbir zaman bitmemiştir. Bunu her fırsatta e, infazlarla, katliamlarla, bölgede yaptığı faaliyetlerle göstermiştir. Yani ne Alevi kimliklerini ne Türkmen kökenli olmalarını hazmedecek bir şey yoktur. PKK'nın kimliği zaten buna müsaade etmez. PKK'nın kimliği ve beslendiği kaynaklar Tunceli insanın etnik, mezhebi kimliğine müsaade etmemektedir.